Çok değerli konuklarım var. Ben kendilerine rica ettim. Dedim bir hani 2-3 aydır bu futbol turnuvasının içerisindeyiz. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse ayın 10'unda pazar günü final maçımız var. Gereken bilgileri sayın başkanlarım sizlere iletecekler. Kendilerine jest amaçlı davet ettim. Beni de kırmadılar. Ben çok değerli başkanlarımıza hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. Siz sayın konuklarımıza da hoş geldiniz diyorum. Efendim, Marmara Bölgesi Bayburt Kültür Yardımlaşma Derneği 6. sınıf kutluyoruz. Şehit Oktay Karakelle'nin futbol turnuvasının tertiplemiş olduğumuz 6. futbol turnuvasının sonuna yaklaştık. Ben de istedim ki futbol turnuvasındaki dernek başkanları, komisyon, futbol komitesi bizimle olsun. Böyle uyum bir muhabbet edelim, futboldan konuşalım, Bayburt'tan konuşalım, turnuvayla ilgili konuşalım. Önce ben sırayla herkesi tanıtayım yavaş yavaş. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Kendimizi şöyle küçücük tanıtma imkanımız olursa güzel olur. Ben Marmara Ali Kemal Birgül, Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanıyım. Bugün evet, sizleri burada ağırladığınız için size Kral Karadeniz TV ailesine selamlarımı arz ediyorum. Ekranları başında, stüdyoda bizleri izleyen tüm izleyicilere, tüm hemşehrilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar gönderiyorum. İyi eğlenceler diliyorum herkese. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Hemen sayın başkanım siz de mikrofonu yaklaştır başkanım. Mahmut Unsur, Pamuktaş Köyü Dernek Başkanıyım. Bu turnuvada 5. sene bulunuyoruz. Bizleri ekranların başında izleyen bütün hemşehrilerime hayırlı güzel günler diliyoruz ve bu programların Muhsin Bey'den de devamını istiyoruz. Daha nice yıllar devam etme kaydıyla hepinize saygılar sunarım. Çok teşekkür ediyorum. Hemen Şerif Bey'e de mikrofonu yaklaştıralım. Bayburt Aslandede Köyü Başkan Yardımcısıyım Şerif Korkmaz. Hepinize saygı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Devamını diliyorum. Sağ ol, sağ ol. Hemen başkanıma verelim. İbrahim Yazıcı, Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Dernek Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda turnuvanın komisyon başkanıyım. Takım katılımcı derneklere teşekkür ediyorum. Ayrıca size ve Kral Karadeniz'e de teşekkür ediyorum. Evet, evet başkanım. Herkese hayırlı akşamlar. Oltan Eraslan, ben de İncili Köyü Dernek Başkanıyım. Evet. Aynı zamanda Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde yönetim kurulu üyesiyim. Hı hı. Biz de 6 senedir bu turnuvanın içerisinde bulunan takımlardan birisiydik. Siz sadece tanışmak için mikrofonu verdiniz. Tabii. Onun için ben hemen mikrofonu aktarıyorum bu tarafa. Teşekkür ediyorum. Evet, Muhammed Bey. Muhammed Kaçar, Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda komitede bulunuyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Hemen başkanım uzatırsak mikrofonu. Evet sayın hocam, sizi tanıyalım. İhsan Bayraktar, Aşağı Kırzı Köyü Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda Marmara Bölgesi Bayburt Kültür Yardımlaşma Derneği yönetim kurulu üyesiyim. Hepinize teşekkür ediyorum. Kral Karadeniz'e de sizlere de hayırlı akşamlar. Sağ ol başkanım. Evet başkanım. Finalistlerden birisi. Evet başkanım. Kızılcahamam'dan Rahman abi bizi izliyormuş. Rahmani Taş. Özellikle Fazıl abiye dedi ki selam söyle. Senin Türkiye'ni okuyacağız başkanım. Teşekkür ediyorum. Evet. Finalistlerin biri, ikincisi. Ben eski adını söyleyeyim başkanım. Avunsos Derneği'miz. Sen de yeni adıyla. Evet. Muhammed Kaldırım. Sayrıcı Köyü Dernek Başkanıyım. Dönemde finale kaldık. Allah nasip ederse. Kısmet, evet. Pazar günü çıkıp oynayacağız. İnşallah. Nasipse sağlık sıhhat olursa. İnşallah. Bu bölgede yarattıkları için. Ben teşekkür ederim. Evet başkanım. İlyas Yazıcı, Yaylapınar Köyü Dernek Başkanıyım. Biz de ekran başında izleyen hemşerilerime saygılar sunuyorum. Bu turnuvaya katılan bütün dernek teşekkür ediyorum. İki finalist takımımıza da başarılar diliyorum. Ayrıca Muhsin Bey'e ve Kral Karadeniz'e de bizi buraya davet ettikleri için ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sayın. Hemen mikrofonu böyle yavaş yavaş. Evet başkanım. Ne var ne yok başkanım. İyi misin? Kes biraz önce beraberdik de. Şimdi bu 6 yıldır değil mi başkanım? 6 yıldır evet. Turnuvamız devam ediyor.
Bu turnuvanın amacından bize biraz bahsetme imkanınız var mı başkanım? Turnuva bundan 6 yıl önce Sultanbeyli'de başlayıp 3 yıldır da Marmara Bölgesi Bayburt Kültür Yardım Derneği'nin tertiplemesiyle evet, devam başkanım. Ediyor. Hı hı hı. 6 yıl boyunca bu turnuvaya katılan, destek veren tüm sponsorlara, evet, katılan hocam. Bütün sporculara, katılan bütün derneklere şükranlarımı arz ediyorum. Tabii turnuvanın en büyük amacı Bayburtlu gençleri bir araya getirip birbirleriyle kaynaştırma ve tanıştırma, dostluklarını pekiştirmek. Evet. Fakat son 3 yıldır turnuvanın adı daha önce 3 yıl önce 4 yıl önce bu turnuvada mücadele eden bir evladımızın şehit olmasından sonra onun ismiyle devam ediyor. Şehit Oktay Karakelle futbol turnuvası olarak devam ediyor. Bu turnuvada emeği geçen herkese bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Bu sene bizlere desteklerini esirgemeyen Sayın Pendik Belediye Başkanımız Doktor Salih Kenan Şahin'e, çok değerli hemşerimizi sponsor olarak Sayın Fuat Fettahoğlu'na, bütün köy derneklerimize, ayrıca Pamuktaş Köyü Dernek Başkanımız, aynı zamanda bizim Başkan Yardımcımız Sayın Mahmut Unsur'a, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse 8 haftayı geride bıraktık. 9. haftadayız. Pazar günü Kaynarca Spor'un sahasında Kral Karadeniz ekranlarından da yaklaşık 2'de değil mi başkanım? 2'de başlayacak canlı yayın, yaklaşık 3,5 saat sürecek canlı yayınla programımızı, müzik, Kaynarca Spor'un kız futbol, profesyonel kız futbol takımının gösterisi ve final maçıyla Allah nasip ederse Bayburtlulara yakışır bir şekilde bitirmeyi düşünüyoruz. O gün orada hemşerilerimizi, bütün bu bilhassa bu bölgede oturan hemşerilerimizi statta bekliyoruz. Kısaca turnuvanın şeyi bu. Anladım. İnşallah hayırlısıyla da pazar günü bu işi noktalamış oluruz. Fakat bu iş gerçekten çok uzun soluklu. Öyle küçümsenecek bir organizasyon falan değil. Biraz önce de ifade ettim. Sadece maçların başlayıp bitmesi 9 hafta sürüyor. 2 aydan 1 haftada fazla. Geriye dönüş hazırlıklarını da hesap edersek yaklaşık 4 aylık bir bütün derneklerin, bu organizasyona katılan köy derneklerimizin 4 aylık bir emekleri var. Bu da işte ne kadar daha çok Bayburtlu gençci bir araya getiririz. Bazen istemediğimiz nahoş olaylar bile olsa faydasının zararından daha çok olduğunu düşünüyor. Tekrar herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Ağzına yüreğine sağlık. İlerleyen dakikalarda sırayla başkanlara da vereceğiz. Herkes kendi köyünü söyleyecek. Futbol takımı ne durumda, ne yaptı, elendi mi, elenmedi mi, ne oldu, ne olmadı. Tabii ki fazla detaylarına girmiyor. Futbolcu sanatçı da böyle soru sormaz. Elendi mi, final oynayacağız, elendi mi, elenmedi mi diye soruyor. Soracağız da bu. Elenenler var, elenmeyenler var, final oynayacaklar var. İşte seneye katılacak mesela yukarı Kırzıköy'ü, aşağı Kırzıköy'ü katılmadı başkan. Yani hem bizim yönetimimizde bu, yani hocam seni yani kınıyorum. Efendim ben gelmeden önce tabii ki benden istekler oldu. Başkanımıza hemen vermek istiyorum. Bu cezaları ya da tertiplemeleri yaparken nelere dikkat ediyoruz? Yani takımların centilmenliği düşünürken veyahut takımların işte eksi puanını düşünürken nelere dikkat ediyoruz başkan? Şimdi zaten turnuvaya biz başlamadan önce de ben aşağı yukarı 5 senedir bu turnuvadayım. Arkadaşlar 6 senedir yapıyorlar. Bizim turnuvanın tek bir amacı vardı. Geri bizim için teferruat. Yani dostluk, kardeşlik, belirli bir yaş grubu mesela bizim altımızdaki gençleri bir araya getirip tanıştırmak. Onunla girmeden önce mesela ben bir komisyon olarak da şöyle bir düşüncemiz var. Onu da açıklayayım da. Belki sürpriz olacak, bilmiyorum bilenler var mı ama biz finallerden sonra Allah nasip ederse inşallah katılımcı derneklerle beraber bütün topçular, teknik kadrosu, başkanı başında olmak şartıyla bir piknik yapmayı düşünüyoruz. Hepsi çok güzel. Ayrım olmadan katılım mecburi Bayburt cezalarını, çünkü başkanların hepsi bilir,
çok kötü de gitti. Peki bir saniye lafın arasına girdim. Şimdi bizim davet edip de buraya gelmeyenlere ne ceza verecek? Merak etme, biz onların hepsini verilecek mi ceza? Kesinlikle. He? Kimse kesinlikle. Var mı ceza verecek? Vereceğiz değil mi? Tamam. Kesinlikle. Orada hiç evet, şüpheniz olmaz. Evet. Dostluk kardeşliğin olduğu yerde fair play'e yakışır ne olabilir? Yani onu tabii teferruatla anlatmama gerek var mı bilmiyorum ama anlatmama da gerek yok. Gerek yok. Bayburt'a zaten bir şey anlatmaya da gerek yok. Bayburt'a ne olduğunu bilir. Evet, evet. Arada başkanımın söylediği gibi küçük olaylar da olsa biz onu aramızda kapatıyoruz. Kesinlikle. Kapatmaya çalışıyoruz. Bizim aramızda herhangi bir problem çıkmaz. Kesinlikle. Bu sene 13 takımla katıldık. Biz bunun 13'ten yukarı çıkmasını 16, 17, 20 başkan biraz ses bakıyor bana ama nasıl olur onu bilmiyorum. Seneye bir takım daha burada. Sinderli katılacak. İki mesela. Bir turnuva da yaparız. Kış turnuvası yaparız. Olur bak, neden olmasın. Yani. Aslında finallerde Bayburt'ta oynamak lazım ama ben teşekkür ediyorum başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Değerli başkanımıza da hoş geldiniz demek istiyorum. Bir mesajımız daha var. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Çeşitli nedenlerden dolayı aranızda olamadığım için çok üzgünüm. Futbol turnuvası birlik beraberlik açısından çok güzel organizasyon ancak Ali Kemal Başkanım geldik. Ancak biraz daha profesyonelce düşünülmeli ve herkese aynı mesafede yaklaşılmalı diye düşünüyorum. Buradan özel bir Bayram Bey pardon sansür yok hepsini okuyabilirsin. Evet. Buradan yok farklı mesela özel bir teşekkürüm var. Galibiyeti ve mağlubiyeti hazmetmesini bilen geçen yılın şampiyonu İncili Spor'a Oltan Başkan nezdinde teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım tüm takımlar onlar gibi olur işte o zaman turnuva tam amacına ulaşır demiş. Böyle İsim yazmış mı? İsim yazmamış başkan. Başkan hayırdır? Bayburt'un, evet. Bayburt'un Şirin Beldesi Beşpınar'dan tüm hemşehrilerime selamlar. Stüdyodaki dernek başkanlarına iyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Beşpınar Dernek Başkanı Necip Yavuz. Biz cumartesi oradaydık. Çok güzel bir yayla şenliği oldu. Ben buradan Beşpınar'daki belediye başkanı, başkanımıza, dernek başkanımıza, oradaki gençlere, bütün Beşpınarlılara buradan saygılarımı sunuyorum. Bir cümlede çok güzel muhabbet. Fazla uzatma. Yok bir cümlede ben ekleyeyim. Evet inanır mısınız gerçekten çiçek kokuları, kiki kokuları hala üzerimizde buradan misafirperverliğiyle. Evet bayram, çok teşekkür ederim. Çok yalan söyledim. Teşekkür ederim başkanım. Ben Sümeyye Çakıroğlu İskenderun'dan şu an orada bulunandayım. Oltan Eraslan'a selamlar başarılar dilerim demiş. Başkan sen kimseye herhangi bir telefon mu açtın? Para mara yok değil mi? Bütün Bayburtlara selam gönderiyorum. Özellikle yardımcı ailesine demiş. Hacı Baba demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bir tane evet. daha alalım. Musim Bey iyi akşamlar. Ben Bayburt Saracık Köyü'nden Cemil sizden bir Bayburt türkü çalarsanız memnun olurum. Bu parçayı tüm Günaydın ailesine gelsin demiş. Dilerseniz bir iki mesaj alabilir miyim? İki Musim tane daha alalım. Ben Yanıkçam Köyü'nden Binali Köseoğlu bütün Yanıkçam köylerine selam eder. Özellikle Muhsin Bey'den bir sandığım vardır türküsünü istiyorum. Hayırlı yayınlar demiş. Mesajlarımız devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım biraz önceki mesaja biraz daha iyi düşünüp de profesyonel olmak babıyla ne demek yani bu bir, güzel bir cevapla hemen kardeşimize bu işi de. Ya amacımız zaten Bayburtları birleştirmek. Vallahi hata yapmayanlara Cenab-ı Hak peygamberlik vermiş. Bizim böyle bir şeyimiz olmadı. İnsanoğlu hata yapacaktır. Doğrudur. Fakat biz bu hataları maksimumdan minimum seviyeye indirmek için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Bu sene komisyonda hiç takımı olmayan, hatta köyü bile oynamayan 5 tane arkadaşımız var. 9 haftadır bu 5 arkadaşımız haftanın 3 günü. En az haftanın 3 günü. Cumartesi, pazar maçlar ve hafta ortası maçlarının değerlendirmesini evet. yapıyorlar. Mümkün olduğu kadar da bunlar bütün bu değerlendirmelere başta ben olmak üzere herkesin doğrudur veya yanlışlıklar da olabilir, noksanlıklar da olabilir. Fakat sonuçta hepimiz Bayburtluyuz. Hiçbirinin art niyetli olacağını tahmin etmiyorum. Böyle bir şey zaten bizim aklımızın ucundan dahi evet, geçmiyor. Hocam. Burada da bu spor komisyonuna çok teşekkür ediyorum. Ufak tefek kararlarda işte bir maç fazla vermiştir, az vermiştir. Bu yorum farkıdır. Herkes de kendine göre haklılık payı vardır. Fakat bizim amacımız hiç bu işi böyle çok aşırı yanlışlarla değil. Zaten futbol turnuvasının kuralları var. Yani bu kurallar yeterli olmayabilir. Seneye otururuz. Hep beraber bütün katılımcı derneklerle turnuvadan 2 ay önce ilaveler olabilir. Onları düzeltiriz. Ama ben %90 kuralların profesyonel olduğuna inanıyorum.
Beni bir tahmin ediyorum almıyorlar. Ki, tahmin ediyorum ki turnuvaya katılan bütün derneklerimiz de inanıyor. Zaten şöyle bir imare var turnuvaya katılım şartnamesinde. Hı hı. Eğer bizim şartnamemizde herhangi bir kural yazılmamışsa Futbol Federasyonu çok açık. Futbol Federasyonu'nun kuralları geçerli. Doğrudur. Ben yine sonradan duyuyorum ki bu sene spor komisyonu böyle bazı takıldığı yerlerde de Ankara'da Futbol Federasyonu'nu arayarak karar vermişlerdir. Ki yanlış yapılmaması adına, kimsenin mağdur olmaması adına. Ben burada belki unuturum, biraz önce atladım. Yine bu turnuva müddetince bizden desteklerini esirgemeyen Pendik Belediyesi Meclis Üyemiz Sayın Salim Unsur Bey'e çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Yılmaz Ercan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Şampiyonluk final maçında sahayı ve gönlünü bize açan Kaynaca Spor Başkanı Hemşerimiz Eşref Şeneroğlu Bey'e de tüm takımlar adına, şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına da ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ ol başkanım, ağzına sağlık. Efendim, dedim ya cumartesi günü Bayburt'taydık. Pazar günü sırf final maçı için geldik. Final dedim, yarı final başkanım. Bayburt'tan Sevil Kuaför çalışanları bizleri izliyor.